Miyomlar, rahmin düz tabakasından ve bağ dokusundan oluşan iyi huylu tümörlerdir. Yerine bağlı olarak birkaç tipe ayrılırlar. Rahim içine doğru büyüme yapanlar sübmüköz miyomlardır. Rahim dışına doğru gelişenler sübseröz miyomlardır. Rahim duvarı içerisine yerleşmiş miyomlara intramural miyom diyoruz. Miyomlar, gebelikte hormonal değişimi ve rahimdeki kan akımının artması nedeniyle genelde büyürler ve zaman zaman ağrıya da neden olabilirler. Bu anlamda miyomu olan gebelerin hamilelik süreci daha sık ve detaylı takip edilmelidir. Miyomu olan kadınlar hem gebe kalma esnasında hem gebelik takibinde riskli bir süreç geçirmektedir. Bununla birlikte miyomu olan kadınlarda gebelik ve doğum sürecinde bazı sorunlara daha sık rastlanır. Bunların arasında düşük riskinin artması, plasentanın yerleşim anomalileri, anne karnındaki bebekte gelişim geriliği, artan erken doğum riski ve bebeğin anne karnındaki duruş anomalileri ile ilgili sezeren oranın artmasıdır. Yapılan son araştırmalara göre miyomlar, özellikle rahim içine doğru büyüme yapan sübmüköz miyomlar gebe kalmayı zorlaştırıyor. Miyomların boyutu ve yerleşimine bağlı olarak bu etki değişebilmektedir. Ancak miyom ameliyatlarından sonra gebe kalma oranı ve problemsiz gebelik geçirme şansı artmaktadır. Normal doğum esnasında miyomlar doğum sancıların, rahim kasılmasının düzensiz olmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla doğum sürecinin uzamasına neden olduğu için anne ve bebek sağlığı göz önüne alınarak sezeryen oranlarında artış gözlemleniyor. Miyomlar rahim kasılma, kontraksiyon mekanizmasını etkilediği için doğum sonrasında kanamaların miktarı da artabiliyor. Miyomların detaylı ölçümü ve yerinin belirlenmesi sonrasında gebelik öncesi operasyona gereklilik derecesi tartışılır. Özellikle rahim boşluğu yönünde büyüyen veya 5 cm'nin üzerinde herhangi bir yerde yerleşmiş miyom varsa operasyon, yani miyomun ameliyatı önerilir. Son yıllardaki miyom ameliyatları endoskopik olarak yapılmaktadır. Miyomun pozisyonuna bağlı olarak histeroskopik veya laparoskopik yöntemler tercih edilir. Ameliyat sonrasında sağlıklı bir gebelik gelişimi için ameliyattan sonra gebe kalmak için en az 3 aylık bir süre beklenmelidir. Ancak hamilelik öncesi miyom tedavisi başarılı bir şekilde tamamlanırsa miyom kaynaklı düşük riski azalacak. Bu anlamda anne adayı pek çok yönden daha az riskli bir hamilelik geçirecektir.